Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün beraber boss akım MR çekeceğiz. Boss akım MR çekmek için arkadaşlar EKG cihazını bağlıyorum. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. En alta siyah, kırmızı, yeşil ve beyaz gelecek şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Boss akım MR neydi? Beyin omurilik sıvısının akım hızını ölçmek için yaptığımız bir MR'dı arkadaşlar. Bunun için aldığımız sekanslar Localizer, 3D Volume T2 Sagittal, ve flash, aksiyal ve sagittal görüntü alacağız arkadaşlar ölçüm yapmak için. Öncelikle localizer'ımızı başlatıyoruz. Evet, localizer'ımız geldikten sonra arkadaşlar T2 sagittal 3D volume sekansımızı ayarlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey sagittal olarak tam ortadan geçmesini sağlamak istiyoruz arkadaşlar. Aqua'da kanalı tam olarak görmek için tam ortadan geçmesini istiyorum. Planım güzel. Sagittal coronal axial üzerinde tekrar ettim. Bu sekansı almasak da olur ama görün diye ayarlamak istiyorum. Ee, bu sekans bo akımlı Localizer'ı gibi bir sekans arkadaşlar. Bunu tam orta hattan geçirecek şekilde ayarlıyoruz. Aqua'da kanalı tam olarak ortalıyoruz arkadaşlar. Evet. Aksiyel sagittal koronal üzerinde akvalak kanal tam olarak ortalıyoruz. Bunu da bu şekilde ayarlayıp gönderebiliriz arkadaşlar. Şöyle büyütüp bakarsanız. Evet bunu da kabul edebiliriz. Ama bunu çekmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi sagittal görüntümüz geldikten sonra bu akım için almam gereken Flow, sagittal ve aksiyel görüntüleri alacağım arkadaşlar. Şimdi bakın EKG cihazına göre çekim yapıyor. Burada kalp atımlarını filan hepsini görüyoruz. Cihaz da buna göre çekim yapıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde daha net olarak şimdi göreceğiz. Evet. Bakın buradaki kalp atımına göre çekim yapıyor arkadaşlar cihazımız. Onu ayarlıyoruz. EKG cihazımız tam olarak bağlanmazsa çekim yapamayız arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdi 3D volüm gitlerimiz geldi. Bakın orası bizim Aquadak kanalımız arkadaşlar. Evet. Bakın görüyorsunuz. O siyah çizgi boz sıvısı arkadaşlar. Bozun aktığını gösteren bir çizgi. Eğer akım olmasaydı bu şekilde gözükmezdi. Tam bunu bu şekilde Sagittal görüntümüzü ayarladıktan sonra copy image pozisyon dediğimiz zaman arkadaşlar planımız hazır demektir. Bakın şöyle korsak tam ortadan hepsi geçiyor. Böyle sağ tuş copy image pozisyon diyoruz arkadaşlar. Evet, bunu ayarladık. Şimdi aksiyel görüntümüzü ayarlayacağız. Aksiyel görüntü ayarlamak için arkadaşlar Aqua'da kanala tam dik olarak ayarlıyoruz aksiyel görüntümüzü. Evet. Bakın bu şekilde ayarladıktan sonra burada copy image pozisyon yapmıyoruz. Yine localizer'ımızı atıyoruz. Burada yine kontrol ediyoruz arkadaşlar. Hafiften düzeltiyoruz. Koronal ve aksiyel üzerinde. Bu arada EKG cihazımda bir sıkıntı oldu. Bakın sagittal görüntüyü çekmekte zorlandık. Yeniden başlatıyorum. Evet tam dik olarak ayarladık arkadaşlar. Burada hafiften kontrol ediyoruz. Koronal ve aksiyel üzerinde hafiften düzelttikten sonra bu görüntümüzü de kabul ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BOS akım MR'nın planlarının hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Bakın hipofiz, pons, dördüncü ventrikül, üçüncü ventrikül. Bakın orası bizim akvadak kanalımız. Korpus kallozum, beyincik, sifonoid sinüs. Bakın arkadaşlar şu lateral ventriküller. Sagittal üzerinde görüntüsü. Şimdi hipokampal bölge çıktı. Görüyorsunuz. Evet, hipokampalimizin devamı, Silvian fürtümüz çıktı. O neydi? Temporal lobayran fürtüldü arkadaşlar. Evet, frontal lob, parietal lob, occipital lob. Bu şekilde bakabiliriz. Şimdi görüntülerimiz birazdan gelir arkadaşlar. Bakın buradaki beyaz noktaların her bir beyaz noktada çekim yapıyor arkadaşlar cihazımız görüntü alıyor şimdi görüntümüz geldi ee, sagittal görüntümüz bu hepsini tek tek attık arkadaşlar üç parça halinde geldi movi on yaparak görüntümüzü oynatabiliriz bakın görüyorsunuz bu şekilde Yine burada da aynı şekilde movie on yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bakın burada bu akışını çok net olarak görüyoruz. Burada da aynı şekilde movie on yaparak görüntümüzü oynatabiliriz. Evet arkadaşlar, görüntülerimiz geldi. Patient'dan Argus'u açıp oradan Flow'a tıkladık arkadaşlar. Referansa tıkladık. Result'a result tıkladıktan sonra referansa tıkladık. Burada Sursal'dan bir tane daire çiziyoruz. Damarlardan uzak bir şekilde sıvılardan ve damarlardan. Bunu hepsine kopyaladık arkadaşlar. Şimdi yeniden Sursal'dan aquadak kanalı tamamen içine alacak şekilde bir daire daha çiziyoruz. Bakın bu şekilde. Bunu da tam olarak ortaladıktan sonra arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Copy Contours diyerek bunu da tamamen kopyalıyoruz. Evet. Şimdi hepsine kopyaladık. Burada Result'a tıklayıp buradan grafiklerimizi açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Velocity grafiğini falan da hepsini açıp bunları kaydedebiliriz. Doktorlar da bunlara bakarak karar verecek arkadaşlar. Bu kaydetmek için de patient sev program dediğimiz zaman direkt kaydediyor arkadaşlar. Bakın patient'a girip sev program dediğimiz zaman oradan kaydedebiliyoruz. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.